Örsev Örgü kanalındasınız. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz saç toparlayıcıyı çalışacağız. Topuzlarımızın üzerine daha süslü iplerle de yapabilirsiniz. Umarım aradığınız saç toparlayıcı budur. Hepinize kolay gelsin. Kullanacağım tığım. İpim bu şekilde, yumuşak bir ip ve ince. 7 zincir çekerek örgüme başlıyorum. İlk zincirimi saymadım, sıkıladım ve 7 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baştaki zincirimin içinden girdim. Bu şekilde kapattım. İki zincir daha çektim sıkıladıktan sonra ve doluyorum. İki seferde alıyorum. Baştakini de sayarak 24 tane ikili trabzan yapacağız. Bunu da alttan ipimin içinden bu şekilde sıkıştırıyorum. Yirmi dört tane ikili trabzanımı yaptım. Son yaptım, pardon, ilk yaptığım zincirin hemen üst kanadından kaydırarak birinci sıramı tamamladım. Bir zincir çektim, üstüne bir iki daha yapıyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Yine ikili trabzan. Beş zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar doladım. Bu noktadan sonraki 1, 2, 3 ve dördüncüye batıyorum. Tekrar ikili trabzan iki tane. Araya 3 zincir. 3. Yine aynı noktaya iki tane ikili trabzan. Tekrar 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Doladık. 3 tane atlıyoruz. 1, 2, 3, 4'üncüye yine 2 tane ikili trabzan. Aynı şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıramızı tamamladım. 5 zincirimi çektim. Tekrar doladım. Yine 1, 2, 3 ve battım. İki defa da çekiyorum. Aynı noktaya tekrar. Bir zincir çekiyorum. Hemen karşı tarafta çıktığımız zincirin tepesine battım. Sıkılamadan bu şekilde alıyorum. Bir, İki zincir çektim, tekrar doladım ve boşluğa. İki defa da çektim. Bu noktada, bu sırada 6 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tam ortadan boşluktan
sıkıladım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doladım. 2 tane ikili trabzan. Araya yine 3 zincir. Tekrar 2 tane trabzan ikili. Ve yine aynı şekilde 6 zincir çekerek sıramızı tamamlıyoruz. Sıramızın sonundayız. 6 zincirimizi çektik. Doladım. Çıktığımız sıranın başı ve sonu. Yine 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Zincirimin tepesine battım. Sıkılamadan yumuşak bir şekilde kapattım. 1, 2 ve yine aynı şekilde boşluktan bir trabzan daha yaptım. Bu sırada da 7 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Batıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir kez daha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ve yine aynı şekilde 2 tane ikili trabzan, araya 3 zincir ve tekrar 2 tane ikili trabzan yapıp bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Çıkışlarımız aynı şekilde olacak. Sıramızı tamamladık ve bir üst sıraya çıktık. Burada 5, 6, 7, burada da 8 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Battık. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu sıramızı da bu şekilde yine aynı işlemleri yapacağız. Arada 8'er zincir ve sıramızın sonuna kadar geliyoruz. Pardon arkadaşlar, bu sırada 1, 2, 3'ten sonra bu işlemimiz bitti. Yine tabii ki arada zincirlerimiz 8 olacak. Ama bu noktada artık pipirik yapacağız. Bir kere doluyorum. Yine karşı tarafa batıyorum. 1, 2, 3 seferde çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve boşluğa bir tane sık iğne yaptım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar boşluğa battım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 tane bu şekilde yapıyoruz. 5 tane pipiriğimizi yaptık 7 zincirle. Şimdi 8 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hemen buraya batıyoruz ve sıkıladık. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, 8 zincir. Tekrar sıkıladık. Sekizinci zincirimi çektim ve yine bu noktaya batarak 5 tane pipirik yapacağız. 7 zincir çekerek 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve battık.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve battık. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Bu sıramızı da bu şekilde tamamladık. Pardon, pipiriğimi unutmuşum. Bunun gibi bir pipirik daha yapılacak buraya. Hemen düzelttim ve geldim. Bu şekilde tamamladık. Bu noktada buralar 8 zincir. Bu noktada 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. 2 kere doladım. Pipiriklerin hemen önünden boşluğa girdim. 1, 2, 3 ve 4. Bu sıramızı da bu şekilde bitirdik. Bundan sonra bütün zincirlerimiz, yani her sırada 9 olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Atlıyoruz bu kısmı ve battık. 9 zincir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Çiçeklerimizin üstünden bu şekilde atlıyoruz ve bu sırayı da tamamlıyoruz. Sadece zincir çekerek bu sıramızı da tamamladık. Başlangıç noktamız burasıydı. Buradayız ve yine 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. 2 kere doluyorum. Burada yaptığımız işlemin aynısını bu sırada da bitirirken yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Ve bu şekilde sıramızı tamamladık. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 zincir çekerek ve sadece ortaya boşluklara batarak bu sıramızı da yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu noktaya kadar 9 zincir çekerek geliyoruz. Bu sıramızı da tamamladık. Yine aynı şekilde 4 zincir, 1, 2, 3, 4, 2 kere dola. Bir, iki, üç ve 4. Bu sırayı da aynı şekilde devam ediyoruz bu noktaya kadar. Bu sıramızı da 9 zincir çekerek ve bu şekilde ortalara batarak tamamladık. 1, 2, 3. Yine aynı şekilde çıkıyoruz ve son sıramızı yapacağız. 4 kere de 2, 3, 4. Biraz dolaştı. Yine 9 zincir çekerek aynı işlemleri yapıyoruz ve bu noktaya kadar geliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu son sıramız. Bu şekilde bu noktaya kadar geliyoruz. Bitiş ve başlangıç noktasındayız. Bu sıradan sonra bir üst sıraya çıkmamıza gerek kalmadığı için 9 zincirimizi çekip burayla birleştiriyoruz. 9 zincirimi çektim. Bu noktada ilmeğimi aldım, kaydırdım ve bitirdim.
ipimizi bu şekilde gizleyelim. Saç toparlayıcımızın anlatımı buraya kadar. Ve şimdi bağcık kısmına geçiyoruz. Bu şekilde gösterirsem ipinizin kalınlığına göre ayarlayabilirsiniz. 15 santim. Bu şekilde de aynı. Ve 11 zincir çekerek bağcığımızın üstteki kısmını yapıyoruz. İlk zincirimi saymıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Çok sıkı çekmeyin. Üst kanattan aldım. Tekrar bütün üst kanatlarından alıyorum. Ve hepsinin içinden tek seferde ipimi geçiriyorum. Geçirdim ve sıkıladım. Bir zincir daha çektim. Ve bundan sonra çok sıkı olmayan zincirimizi, sayısı yok, toparlayıcımızın kenarına göre yapacağız. Tam tur. Bu şekilde devam ediyoruz. Buradan buraya kadar zincir çekeceğiz. Ölçümüzü bu şekilde aldıktan sonra 11 zincir daha çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Tutmamıza gerek yok. Zaten ona göre yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ve yine hepsini tek seferde çekiyoruz. Ve sıkılıyoruz. Bir zincir çekiyorum ki gevşemesin. Ve bundan sonra zincirimizin alt kanadından kaydırma yapacağız. Kaydırdık. Ve bir sonraki zincirimizin yine alt kanadından alarak kaydırdık. Alt kanattan alıyoruz. Dolamadan direkt ilmeğimizin içinden geçiriyoruz. Tekrar bir sonraki ve bu sırayı, bu zincir sıramızı sonuna kadar bu şekilde tamamlıyoruz. Son zincirimize kadar kaydırma işlemimizi yaptık. Bir zincirle sıkıladım. Arka taraftan iplerimizi iç kısımlara saklıyoruz. Bu şekilde ilmekleri içinden kordonumuzu geçiriyoruz. Sonuncuya kadar devam ediyoruz.
Anlatım bu kadar arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yararlı bir video olmuştur. Anlaşılır bir video olmuştur. İyi günlerde kullanmanız dileğiyle. Sevgiyle kalın, huzurla kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.